Merhabalar. Bugün 9-13 yama notlarında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Akali değişikliklerimiz var. Evet, Akali. Ufak bir rework. Aslında iyi. Ufak bir dengeleme desek daha iyi. Bir rework sayılmaz. Akali değişiklikleri var. Akali yanında Pyke değişiklikleri var. Udyr üzerinde yine hala deneysel düzenlemeler devam ediyor ve ilahi değişikliklerimiz var. Kozmetiklerden başlıyoruz her zamanki gibi. Arcade Caitlyn biliyorsunuz bir sonraki yeni Ultimate skin'di yanlış hatırlamıyorsam. Bunun üzerinde hala daha değişiklikler devam ediyor. Doku güncellemeleri, ses dosyaları. Ses dosyaları gerçi genellikle skinler deploy edildiğinde PB'ye tamam oluyor. Fakat doku güncellemeleri ya da ufak renk güncellemeleri, renkler de dokudan sayılabilir aslında. Bunlar üzerinde hala daha değişiklikler yapılmaya devam ediyor. TFT ikonları varmış. Yine TFT ile ilgili birkaç aset varmış. Bunlara şimdilik değinmeyeceğim. Ve Akali. Aslında Akali burada değinmek istemiyorum. Fakat burada bahsedilen not üzerinden gidersek bir tane bug varmış. Daha doğrusu şu değişikliğin bug olduğunu yazmışlar, not düşmüşler. Fakat Akali değişikliklerine video sonunda değineceğim. Twitter üzerinden. Şimdi ilahi değişiklikleri vardı. Bir önceki hafta bahsetmiştim. Bu değişikliklere biraz daha devam etmek istemiş Riot. Şöyle tentacle solungaç hasarı 10-80 %120 taban. Evet, pardon, %120 toplam AD'den 10-80 yani seviye başına aldığı hasar aynı %40 AP olmuş. Hibrit ilahi ne kadar görürüz bilmiyorum. İlahi aslında tüm skillerinde hiçbir şekilde AP barındırmayan unique şampiyonlardan bir tanesiydi. Bunlardan diğerleri işte Draven, Darius, Riven, Talon gibi şampiyonlar. Bakalım bu %40'lık AP değişikliği Illaoi'yi biraz hibrit oynamaya yöneltecek mi? Aslında yöneltmeye gerek yok. Sadece pasifini aktif etmek için bir sürü şampiyonda hibrit özelliği var. Bir sürü şampiyon örneğin full AP gidilmesi gereken bir şampiyon görüyorsunuz bazı skillerinde işte AD compoundları falan oluyor. Normal bir şey bu. Yani AP kasmaya gerek yok. AP build etmeye gerek yok. Illaoi'ye sırf bu pasifindeki %40'lık AP için. Solungaç süresi 1 dakikadan yarım dakikaya çekilmiş. Yani solungaçlar çıkıyor. Vadide kalıyor. Onun süresi evvelden 1 dakikaydı. Şimdi artık yarım dakika olmuş. Tentacle'ların görülme menzili 1400'den 1000'e çekilmiş. Okey. Bu şimdi şöyle. Siz Red Side top lane'siniz, Riven'sınız ve karşınızda Illaoi var. Kulenize en yakın olan çalıyı düşünün. En yakın olan çalının bitiminde hemen bir tane bir ne olsun? Solungaç olsun. Konuşamadım. Kelimeyi bulamadım. Siz bu solungacı evvelden kendi üssünüzden çıktınız. Kendi koridorunuza gidiyorsunuz. Outer dış kulenize doğru gidiyorsunuz. Dış kulenize gelmeden hemen orman kampına dönen çalının oradan siz evvelden bu tentacle'ı siz bu solungacı fark edebiliyordunuz. Artık ne olacak? Evvelden bu çalının orada fark ettiğiniz, pardon, çalının orada fark ettiğiniz solungaç artık kulenize yaklaştığınız zaman hatta kulenizle aynı sırada, aynı düzeyde olduğun zaman fark edeceksiniz. Yani görülme menzili 1400'den 1000'e çekilmiş. Bu arada az önce verdiğim örnek yani gerçekten de olan bir şey değil aslında yani örnek vermek amacıyla. 1400'den 1000'e çekilmiş. İlla etrafta yokken bunların random şekilde çıkmasına bunlar random şekilde çıkıyormuş. Bu kaldırılmış. Bir tane de bug varmış. Bug da düzeltilmiş. W yeteneği evvelden daha doğrusu gelen bir önceki güncellemede maksimum hasar gösteriyordu. Artık minimum hasarını da gösterecek. Sadece turretler üzerinde çalışıyormuş. Turretler üzerinde işliyormuş. 1 saniyelik bir azalma olan özelliği, feature'ı kaldırmış. İlahi vurduk sonra bir saniyelik azalma olayı kaldırılmış. Fakat duration'ı yani
ruhunu aldığınız rakibin ruhunun kalma süresi 10 saniyeden 8 saniyeye düşürülmüş. Maksimum çıkardığı solungaçlar da 5'ten 6'ya yükseltilmiş. Bir tane Mordekaiser güncellemesi varmış, değişikliği varmış. Aslında bu hotfix bir şekilde aktarılmış normal sunuculara, fakat yine de bahsetmekte fayda var diye görüyorum. Taban AD'si 65'ten 61'e çekilmiş. Taban armoru 39'dan 37'ye çekilmiş. MR seviye başına MR artışı 1.5'tan 1.25'e çekilmiş. Zırh artışı, armor artışı 4'ten 3'e çekilmiş. Pasifi taban hasarı 10.35.5'ten 8.25'e düşürülmüş. İlk seviye için bayağı power spike olmasını engelleyecek, özellikle 10'dan 8'e düşmesi ve bu scale'i koruyacak olması. Hareket hızı artışı, pardon, 1 ve 6. seviye boyunca aldığı hareket hızı artışı %5, %10'dan 1, 6, 11, 11. seviyede hareket hızı almak üzere %3, %6 ve %9 olarak düzenlenmiş. Rakibinin maksimum canı üzerinden verdiği hasarda yine 1.18 seviye arası 1, %6.1'den 1.1 ile 18 seviye arası 1, %5 olarak sabitlenmiş. Yani daha çok pasifinden gelen, zaten evet, pasifinden gelen hasar üzerinden oynanmış. Hareket hızını saymazsak, hareket hızı değişikliğini çok kale almazsak, bonus can üzerinden, bonus maksimum health üzerinden verdiği hasar üzerinden oynanmış. Zaten çok rahat bir şekilde pasifini devreye sokabiliyor. E atıyor, üstüne Q sallıyor size ve bir de düz vuruşla beraber pasifi devreye giriyor. Bununla beraber çok ağır hasarlar alabiliyordunuz ilk seviyelerde. Artık bu biraz daha kırpılmış durumda. Pike değişiklikleri var. Q değişikliği ne olmuş? AOE'si iptal edilmiş. Sadece single target olarak hasar verecekmiş artık. İlk aynı insta Q yaptığınızda, bu insta Q'ya step diyorlar. Step demişler daha doğrusu. Step hasarında %15 bonus hasarı kaldırılmış. Bekleme süresi düşürülmüş. Bekleme süresi kaça düşürüldüğü yazmıyor, fakat 14, 12.5, 11, 9.5 ve 8'den daha az bir bekleme süresine sahip olacağı belli. W yeteneği ne olmuş? Hareket hızı %40, 5 saniye boyunca %0'lık artış olmuş. Ha, seviye başına olacak artık. 40, 45, pardon, %40, %45, %50, %55, %60. 5 saniye boyunca %0 olarak azalacak. Okey. E yeteneği şampiyon, non-şampiyonlara, yani şampiyon olmayan birimlere artık hasar vermeyecek. Kiana'ya ne olmuş? Q yeteneği hasarı düşürülmüş. Kaç olmuş? 85, 105, 125, 145, 165, %100 taban AD'den, 80, 100, 120, 140, 160'tan %90 taban AD olmuş. Ulti yeteneğinin ne olmuş? Bekleme süresi düşürülmüş. 120'den 100'e çekilmiş. Ya zaten geleceği nerfleri bir önceki videodan tahmin etmiştim. Bu onlardan birkaçı sadece. Ben taban özelliklerine birkaç tane nerf bekliyordum aslında. Onlar çünkü çok 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 yüksek. Yeni çıkan bir şampiyona göre. Udyr. Bundan bahsettik galiba. Bu bir önceki videoda bahsettiğim şeyin aynısı mı? Emin olamadım şimdi. Bundan bahsettim bir önceki videoda, fakat evet, bir önceki videonun aynısı. Şimdi Udyr şöyleydi. Artık yetenekleri 6. seviyeye görebilecek. Yani evvelden bu kimde vardı? Ryze'ın Q'sunda vardı. İşte ultisi 2 seviye kalıyordu. Q'sunu 5'ten 6. seviyeye yükseltebiliyordunuz. Bu yetenek artık
Ucurda da olacak ve tüm yeteneklerinde Q, W, E, R hepsinde kullanabileceksiniz. Fakat 6. seviyeyi beklemek zorundasınız. Yani siz 6. seviyeye ulaştıktan sonra diğer yeteneklerinizi, daha doğrusu tüm yeteneklerinizi 5 seviyeden 6. seviyeye yükseltebileceksiniz. Ve buradaki değişiklikler de şöyle. 6. seviyeye kadar olan tüm değişiklikler korunuyor. Yani misal Q'su 30, 30, 60, 90, 120, 150'den 30, 60, 90, 120, 150 artı 180. 180 de 6. seviyeden geliyor. Bu değişiklikler diğer yetenekleri için de geçerli. Misal ultisinin 40, 80, 120, 160, 120'den ne oluyor? Ultiyi değiştirmişler. Evet. 50, 95, 40, 140, 185, 230, 275 olmuş. Diğerlerini de mi değiştirdiler acaba? E yeteneği ne olmuş? 15, 20, 25, 30, 35 yüzde oranından 15, 20, 25, 30, 35 6. seviye için %40 hareket hızı. W yeteneği ne olmuş? Kalkan 60, 95, 130, 165, 200'den 60, 95, 130, 165, 200, 235. Bu son sayılar hep 6. seviyeye 6. seviyede ulaşabileceğiniz sayılar. Değerler. Değer demek daha doğru aslında. Eşya değişiklikleri varmış. Neymiş? Road of Ages bedeli düşürülmüş. 270'ten 260'a çekilmiş. Birleştirme bedeli de 750'den 650'ye çekilmiş. Bu 2 gün önceki PB'ydi galiba. Bu da zannedersen evet, bu da dünkü PB'yi. Yine Arcade Caitlyn Prestige Edition bu sefer. Üzerinde değişiklikler varmış galiba. Golden Color üzerinden birkaç değişiklik yapmışlar. İlave değişiklikleri var. Ne olmuş? E yeteneği. Bir saniye, bahsetmiştik. Bahsetmiştim bundan. Ondan 8'e çekilmişti. Ha, 8'den 7'ye çekilmiş bu sefer. Ve normal sunucuyla PB arasındaki kıyası da vermişler. 10 saniyeden 7 saniye olmuş. Bir önceki şeyde bahsetmiştim daha az önce. Ondan 8'e çekilmişti. Şimdi de 8'den 7'ye çekilmiş. Vessel Duration da 12'den 10 saniyeye çekilmiş. Zaten dün gece çok bir değişiklik gelmemiş. Şimdi gelelim Akali değişikliklerine. Şimdi Akali aldığı reworkten sonra zaten popülaritesi epey bir arttı. Top lane'de oynandı, mid lane'de oynandı. Profesyonel arena dışında diğer lane'lerde ne derece, ne şekilde oynandı bilmiyorum. Fakat o kadar broken bir hale geldi ki zaten rework gören şampiyonların daha doğrusu son 6 ay, 6-7 ay içerisinde rework gören şampiyonların birçoğu aşırı broken bir şekilde aşırı broken oldu. Popülaritesi ani olarak arttı, yükseldi. Şunu tam ekran yapabiliyor muyum? Süper yapabiliyormuşum. Popülaritesi arttı ve oyunları oynanmaz hale getirdi. Bunların nedeni zaten işte early game'de elde ettikleri avantaj, sahip oldukları yetenek kitinin ilk başlarda fazla karşı konulamıyor olması. Mesela şimdilerde Mordi'yi düşünebiliriz. Mesela Mordi'nin şu anki yetenek kitine özellikle yeni alışmaya çalışanlar için karşı konulması imkansız geliyor. Ama aslında karşı konulması da o kadar da imkansız değil. Sadece basit bir combo olarak EQ E'ye yaptığını düşünürsek E'sini dodge'ladıktan sonra sizi kendine çekemeyecek ve kombosunu aktif edemeyecek gibi. Şimdi Akali zaten broken oldu dedik. Birçok nerf aldı, birçok değişiklik aldı. Değişiklik aldı desek daha doğru olur. Çünkü bu değişiklikler arasında buff'lar da vardı, nerf'ler de vardı. Değişiklik olarak genel bir classment yapalım. Rework'ten sonra bir sürü değişiklik aldı. Keza Irelia da aldı, Aatrox da aldı, Urgot da aldı, Morde de aldı. Morde daha almaya da devam edebilir. Qiyana da almaya devam edebilir. Zamanla göreceğiz. Ve şampiyon aldığı değişikliklerden sonra yani eski gücünden çok uzak oldu. Bertaraf edildi eski Assassin gücünden. Neydi? Q yeteneğindeki iyileştirmeyi kaldırdılar. İşte W açıp turret dive yapmasını, kule altı girmesini kaldırdılar. Bu şekilde olunca Akali erken oyunda avantaj elde edemiyor. Ve özellikle tekli derecelilerde o erken seviyede yakaladığı rakibi erken seviyede avlamasına yardımcı olan
kitler kaldırılınca erken seviyeyi daha geride geçirmeye başladı. Daha düşük bir tempoyla oynamaya başladı. Ha, late game'deki gücü hala iyi durumda. Hala yanlış bir kelime oldu aslında. Yani iyi durumda hasar çıkarabiliyor, fakat erken oyunu siz önde çıkaramadığınız zaman, erken oyunu siz önde bitiremediğiniz zaman, erken daha doğrusu orta oyun ve late game'i, orta oyun ve geç oyun asıl bu, önde giremediğiniz zaman yapmak istediğiniz hasarı çıkaramıyorsunuz. Ve bu yüzden de Akali'nin kazanma oranları %30, %40 civarında geziniyordu. Yanlış hatırlamıyorsam Champion GG'ye baktığımda. Şimdi bu değişiklikler 9-13'te mi gelir, 9-14'e mi sarkar, 9-13'te bahsedilir, PB'den kaldırılır fakat sürpriz bir şekilde bir hafta sonra normal sunuculara gelir mi, yoksa 9-14, 9-15 gibi bir sonraki yamaları mı aktarılır bilmiyoruz. Fakat önden incelemenin faydası olacağını, en azından bir bilgi sahibi olacağınızı söyleyebilirim. Şimdi pasifinden başlıyoruz. Evvelden neydi? Pasifinizi aktive ediyordunuz ve bir çember oluyordunuz. Çember kazanıyordunuz. Daha doğrusu çemberin içindeyken hareket hızı kazanıyordunuz. Artık sadece pasifi aktive ettikten sonra, pardon. Evet, pasifi aktive ettikten sonra herhangi bir yöne doğru giderken artık hareket hızı kazanıyorsunuz ve bu hareket hızı da 2 saniye olmuş. Zannedersem evvelden 4 saniye ya da 3 saniye gibi bir şeydi. 2 saniye olmuş bu. Hareket hızı 1.6, 11 ve 16. seviyelerde %40, %50, %60, %70'ten tüm seviyelerde %40'a çekilmiş. Büyük bir nerf. Hasarı 39, 180 taban AD %60, taban AP %50'den, pardon, 50 0, yani seviye, pardon, pasifinin hasarı 0'a çekilmiş, %50 taban AD, %35 de AP olmuş. Büyük bir nerf. Enerji yenilemesi ise 10, 15, 20'den 40'a çekilmiş, 40'a yükseltilmiş. Yani evvelden siz daha hızlı koşuyordunuz fakat daha az enerji yeniliyordunuz. Artık daha az koşacaksınız, daha az hasar vuracaksınız fakat daha çok enerji yenileyeceksiniz. Yani resource yenileme açısından pasivini artık dilediğiniz kadar aktif edebilirsiniz. Q yeteneği bekleme süresi 1,5 saniyeden 3 saniye çekilmiş. Bedeli ise 195, 90, 85, 80'den 120, 110, 190 ve 80'e çekilmiş, yükseltilmiş. Erken oyun seviyesi yükseltilmiş. W yeteneği ne olmuş? Bekleme süresi 25, 22, 19, 16, 13'ten tüm seviyelerde 20'ye çekilmiş. Büyük bir nerf, büyük bir nerf. Enerji yenilemesi 40, 50, 60, 70, 80'den tüm seviyelerde 100 olmuş. Ve içine gir çık yaptıktan sonra bu W'nun uzatıldığını biliyoruz. Bu özellik kaldırılmış. E yeteneği ilk hasarı 70, 105, 140, 175, 210, %70 taban AD'den 50, 75, 100, 125, 150, %70 AD, %40 AP olmuş. İkinci hasarı, yani dash fırlama hasarı 50, 80, 110, 140, 140, 110, 140, 170, %40 taban AD'den 50, 75, 100, 125, 150, %70 taban AD, %40 AP. AP ratio koysanız bile, yani şampiyonun diğer yetenekleri hasar vurmadıktan sonra E yeteneğine siz istediğiniz kadar AP ratio koyun, hiçbir şey değişmeyecek. Bedeli 30'dan 60 olmuş. Bekleme süresi 16, 14,5, 13, 11,5, 10'dan 18. The fuck? 18, 16, 14, 12 ve 10 saniyeye yükseltilmiş. Daha doğrusu son seviyelerde hemen hemen aynı. Son seviye aynı. Daha doğrusu ilk seviyelerde 2 saniyelik 2, 1,5, 1,
buçuk ve sıfır şeklinde oldukça güçlü bir nerf bu. Yani video başında bir mini rework dedim fakat rework'ten uzak bir şey bu, tamamen Akali'nin celladı olmuş Riot 9-13 ile beraber. Ulti yeteneği ilk sıçrama 85-150-215-150 taban AD'den 80-120-160-150 taban AD. İkinci, pardon, sıçrama menzili 575'ten 875 olmuş. Tamam, hatırladım hatırladım. Evvelden rework'ten önce Akali'nin ulti yeteneği single target, yani hedefler üzerinde çalışan bir şeydi. Skill shot değildi, yani siz sağa sola böyle ultiyi dilediğiniz şekilde atamıyordunuz. Yanlış hatırlamıyorsam ultisinin ilk kullanımı single target olacak fakat bundan sonraki kullanımları yine skill shot olarak kullanılabilecek. Buradaki first dash range'i de 575'ten 875'e çıkarılmış. 575 click range, yani siz bir hedefe 575 birim uzaktayken kullanabileceksiniz. Ve 300'e kadar düşüyormuş. Yani 570 menzil uzaktayken siz bir hedefe atılabileceksiniz. İkinci hasarı ise 85, 150, 100, 215, %30 AP'den 80, 120, 100, 160, %50 AP olmuş. AP oranı yükseltilmiş fakat taban hasarı düşürülmüş. Özellikle son seviyede 215 pardon, 215'ten 160'a çekilmiş. AP oranını yükseltmişsiniz. Hiçbir şey anlamadım yani. Yapmasaydınız, AP oranını sabit tutsaydınız hatta. İlk kullanma target'ı, ha, ikin first cast target'ın free target, evet, target single target. Ha. Evet, az önce bahsettiğim şey, skill shot olarak atılıyordunuz. Artık sadece single target, tek bir hedef üzerine atlayabileceksiniz. Yeniden kullanma süresi de 2,5 saniyeden 1 saniye çekilmiş. Daha hızlı kullanabileceksiniz ultiyi ama hasar veremeyeceksiniz eskisi kadar. Zaten erken oyunu da geç kapatacağınız için almak isteyeceğiniz, tamamlamak isteyeceğiniz itemleri geç tamamlayacaksınız. Bu şekilde ultinizde de vermek istediğiniz hasarı veremeyeceksiniz. O yüzden Akali GG oldukça kötü bir nerf bu. Oldukça hiçbir şekilde artık oynamayın demek istiyor Riot. Akali oynamayın. En azından onlar bir sonraki süreçte bufflayana kadar Akali'nin oynanmasını istemiyorlar. Hem tekli dereceli de hem profesyonel maçlarda. Bakalım bu değişiklik 9-13'te gerçekten gelecek mi? Çünkü yama notlarında bahsedilmemiş, aktarılmamış bir detay bu. Sadece konteks olarak bahsedildi fakat 9-13'e gelir mi, 9-14'e mi sarkar, emin değilim. Hep beraber göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.